Bir kere hastanın bize sunmuş olduğu şikayetler çok önemlidir. Hasta koku duyusunda bir azalma şikayeti varsa, bunu yemeklerden aldığım tat son zamanlarda azalmaya başladı. Ortama girdiğim zaman daha az koku aldığımı, diğer bireylerden daha az koku aldığımı fark etmeye başladım şeklinde ifadelerde bulunabilir. Hastanın yapmış olduğu ifadelerden sonra biz muayenemize başlarız ve muayenede koku duyusu bozukluğu yapacak, burun içerisinde herhangi bir tıkanıklık var mı? Öncelikle endoskopik muayeneyle buna bakarız ve koku alanını burnun hemen çatı kısmında yer alan, yaklaşık 1,5 santimetre karelik bölümde olan koku alanında bir daralma var mı, buna bakarız. Gözden çok sık kaçabilir. O yüzden endoskopide mutlaka burun çatısına da bakmak gerekir. Son olarak da koku testlerini yapmamız gerekir. Hastayı koku testi için uygun bir odaya alırız. Öncelikle teste gözleri kapalı olarak başlarız ve mevcut kendi kültürümüze uygun olan kokuları sırayla koklatarak hastada bir koku duyusuna ait bir skor, sonuç elde ederiz. Ve buna göre de koku duyusunda azalma olup olmadığını ortaya koyarız. Yeni olarak kullanılmaya çalışılan yöntemlerden bir tanesi de koku uyaranını hastaya verip beyin dalgalarını kaydetmek şeklindedir. Burada da elektroensefalografik ölçümlerle beyin dalgalarını ve koku uyaranından sonra oluşacak elektriksel potansiyelleri takip ederiz. Buna da olfaktometre ile koku duyusu ölçüm adını veriyoruz. En son olarak da görüntüleme yöntemlerinden, MR ve radyolojik diğer görüntüleme yöntemlerinden, özellikle paranazal sinüs tomografisinden de yararlanmaktayız.